Buradan Gaziantep'ten 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kutlandığı tören alanından tüm Türkiye'ye çok acı bir haber vermek istiyorum. Bu alanda Atatürk posterinin ve Türk bayrağının olması gerekirken Haney'in posteri vardı. Onun sözleri vardı. Bugün bu Kurtuluş Bayramımızda 30 Ağustos'ta bu meydanda bu posteri asanlar bu vicdanla nasıl yaşayacaksınız çok merak ediyorum. Ama tüm ülkemiz, tüm milletimiz şundan emin olsun ki Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin kurucu değerlerini kimsenin çiğnemesine asla izin vermeyecektir. İşte o posterleri indirip Türk bayrağımızı ve Atatürk posterimizi asıyoruz. Ve buradan bu posterlerin indirmeye kimsenin de gücü yetmeyecek. Çünkü Atatürk ve Türk bayrağımız bizim ve tüm milletin gönlünde yer alacaktır. Bizim laik düzenimizi kimse değiştiremez. Buna göz dikenlerin de gözünü çıkartacak olan Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi örgütleridir. Cumhuriyet gazilerimizin, kahramanlıklarımızın güç birliğiyle meydana geldi. Bugün 30 Ağustos'un 102. yıl dönümü. Bu pankart neyin eseri? Bu burada Atatürk'ün pankartını yerine bu pankart niçin asılıyor? Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı'ndan benim dolayı. Benim şehitlerimin kanıyla bu cumhuriyet kurulsun. Gelsin bu pankart. Silinklerin sunumu. Şehitlerimize saygısızlıktır. Atatürk'e saygısızlıktır. Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda saygısızlıktır. Milli mücadeleye saygısızlıktır. Bunları yapanları, yapanları nasıl seçiyor? Mustafa Cemal'in askerleriyiz. Mustafa Cemal'in askerleriyiz. Videoyu izledikten sonra Siyasetin Sesi adlı kanalımızı beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.